GCM Forex'ten herkese merhabalar. Gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları incelediğimizde küresel piyasaların gündeminde ABD Merkez Bankası'nın ilişkin beklentiler ve Çin ekonomisine ait piyasanın algısının etkili olduğunu ifade edebiliriz, yer aldığını söyleyebiliriz. Ee, özellikle ABD Merkez Bankası'nın para politikası beyanatından sonra Fed üyelerinin, banka üyelerinin yapmış olduğu değerlendirmeler dolar tarafında etkili olmuştu. Dolar endeksi yeni haftada yükselişlerini yukarı yönlü devam ettirdi. Bugün de son kaydetmiş olduğu kazanımlarına tutunma çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ABD Merkez Bankası yetkililerinin Fed'in bu yıl içerisinde faiz arttırımını yine de masada tutmaya devam edecekleri yönünde ifadeler kullanması etkili bir başlıktı diyebiliriz. Ancak piyasalarda özellikle Dünkü algının bir miktar değiştiğini belirtmekte fayda var. Dün borsalarda yukarı yönlü hareketler izlemiştik. Ancak bugün Avrupa borsalarında özellikle aşağı yönlü hareketlerin, satış dalgasının derinleştiğini ifade edebiliriz. %3'e yakın Almanya'da ve Fransa borsalarında ise senetlerinde kayıplar var. Çin ekonomisine yönelik kaygıların yeniden gündeme gelmesi buradaki önemli nedenlerden bir tanesiydi diyebiliriz. Ancak bunun nedenlerinin detaylarına baktığımızda özellikle Çin ekonomisinin yavaşlamasıyla birlikte emtia talebinin, küresel emtia talebinin azalacağı yönündeki düşünceler etkili oldu. Özellikle bakır fiyatlarında aşağı yönlü hareketler izledik. Avrupa tarafında da eee emtia üreticileri ve madencilik şirketlerinin kayıplarına kayıplarına dikkat çektiğini belirtmekte fayda var. Tabii ki bu piyasaların risk algısında da etkili başlıklardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor ve Almanya tahvilleriyle yenin görece daha güvenli varlıklar olduğu düşünüldüğü için talebinin arttığını, değer kazandığını söyleyebiliriz. Piyasanın risk iştahındaki bu dönüşüm, risk iştahının azalması Türk lirasına da olumsuz yansıdı diyebiliriz. Dün değer kazanımları kaydetmiştir risk algısının artmasıyla birlikte TL dolar karşısında. Bugün baktığımızda ise özellikle Avrupa seansı içerisinde kayıplarını hızlandırdığını öğleden sonra Kore'nin hareketlerinin etkili olduğunu, dolar Türk lirası paritesinin ise bu paralelde 3.01 seviyesinin üzerine kadar çıktığını yeniden ifade etmekte fayda var. Bahsettiğimiz gibi Piyasalar hem Fed'in Ekim ayında ya da Aralık ayında bir faiz arttırımı yapıp yapmayacağına ilişkin konuyu değerlendirirken bir yandan da Çin ekonomisinin küresel ekonomiye gelişmekte olan ülke varlıklarına olan yansımalarını değerlendiriyor. Bu iki değişken arasındaki özellikle piyasaların değerlendirme yapması zaman zaman bazı varlıklarda dalgalı seyirler izlenmesine yol açabiliyor diyebiliriz. Avrupa Merkez Bankası üyelerinden de dün yapılan açıklama açıklamalar vardı ve bunlar bu açıklamalar ECB'nin Avrupa Merkez Bankası'nın genişlemeci para politikasını sürdürme niyetini bir kez daha ortaya koydu. Bu da tabii ki FED ve ECB arasındaki farklılıkların yeniden gündeme taşınmasıyla birlikte Euro dolar paritesinde baskı yapan bir unsur olarak karşımıza çıkmıştı. Bundan notlarımız arasını yine almakta fayda var. genel çerçevede baktığımızda ...günün ilk yarısında önem derecesi yüksek bir veri akışının olmadığını ifade edebiliriz. İngiltere ve İsviçre'den gelen rakamlar vardı. Günün devamında da yine ekonomik veri akışı çok e, yoğun olmayacak. Ama özellikle yurt içi piyasalar için... E, ...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın para politikası beyanatının önemli olacağını ifade edebiliriz. Fed'in faiz artışını ötelemiş olması... ...17 Eylül'de tamamlanan toplantısında herhangi bir faiz artırım kararı almamış olması... ...diğer taraftan bir Kasım'da yapılacak yurt içindeki seçimler ve e, güvenlik riskinin özellikle içeride Artmış olması önemli başlıklar olarak Türk Türkiye piyasasında dikkat çekiyor. Merkez bankasının ise bu gibi bir ortamda para politikasında ve faiz oranlarında henüz bir değişiklik yapma taraftarı olmayacağı yönündeki düşüncenin ağırlıkta olduğunu görüyoruz piyasalarda. Politika faiz oranında ve diğer gecelik faiz oranlarında herhangi bir adım atılmasını beklemiyor piyasalar. TCMB'den gelecek olası değişiklik haberleri ise bu paralelde sürpriz olarak algılanabilir diyebiliriz. Sert hareketler görülüyor bilir e, sürpriz bir adım gelirse saat e, 16 ve sonrasında ise ABD, e, Euro Bölgesi ve İngiltere için e, gelecek rakamlar ve açıklamalar takip edilecek. E, bunlar arasında özellikle konut fiyat endeksi ABD tarafından tüketici güveni Euro Bölgesi için e, rakamlar yakından izlenecek. 23 ise Amerikan Petrol Enstitüsü'nün yayınlayacağı Hampeto stok rakamlarını göreceğiz. Bu da özellikle son zamanlarda çok yakından takip edilen petro fiyatlarını etkileyebilecek bir rak data olduğu için dikkat çeken rakamlar arasında diyebiliriz. Bununla birlikte saat 21:00'daysa İngiltere Merkez Bankası üyelerinden bazı açıklamaların geleceğini piyasanın bunu beklediğini ifade edebiliriz. Genel çerçevede. Gün içerisinde etkili olan makroekonomik başlıkları ve piyasa beklentilerini özetlediğimizde bu şekilde bir değerlendirme yapabiliriz. Herkese başarılı işlemler diliyorum.